Herkese merhaba. Özer Sanat YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Erhan Meço. Bu programda kursumuz eğitmenleri Anıl Aydın, Ali Adar ve Berkan Tözsaraç'la beraber Time dergisinin dünyayı değiştiren 100 fotoğraf seçkisini sizler için inceleyeceğiz. Bu seçkiden her bölümde bir fotoğraf alacağız ve bu fotoğrafı o günün koşullarıyla ve bugünün gözüyle değerlendireceğiz ve sizler için yorumlayacağız. Eğer siz de bu seçkiye ulaşmak isterseniz 100photos.time.com internet sitesine girebilirsiniz. Siteye girdiğinizde fotoğraflar önünüze dökülüyor. Sağ üst köşeden View by Date dediğinizde kronolojik olarak fotoğrafları tarih sırasıyla izleyebiliyorsunuz. Yine bu fotoğrafları sizler de bizimle beraber inceleyebilirsiniz. Bu programda inceleyeceğimiz fotoğraflara dair görüşlerimiz bizim kendi kişisel görüşlerimiz olup sizlerin daha farklı bir gözle bakıp daha farklı anlamlandıracağınızı biliyoruz. Lütfen bu fotoğraflarla ilgili çıkardığınız farklı anlamları videonun yorum kısmında bizlerle paylaşın. Onları okumaktan ve sizlerle beraber değerlendirmekten keyif alacağız. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi gelin bugünkü fotoğrafa geçelim. Bugünkü fotoğrafımız Haydut Tüneyi. 59.5 Mulberry Street 1888 yılında çekilmiş. Fotoğrafçısı ise Jacob Riis. Toplumsal belgeci bir fotoğraf. Onların ilk örneklerinden. 19. yüzyıl sonlarında gelişen Amerika, Avrupa'dan yoğun bir şekilde göç alıyor ve göçmenlerin büyük bir çoğunluğu da oldukça zor koşullarla karşılaşıyordu Amerika'ya geldiklerinde. Toplum göçmenlerin dramını görmezden gelirken New York Tribune'ın polis muhabiri Danimarka doğumlu Jacob Riis gibi cesur muhabirler bu sorunları belgeliyordu. Riis bunu yaparken şehrin en uğursuz mahallelerinde magnezyum flaş ışığıyla fakirliği, suçu ve aşırı kalabalığı fotoğraflıyordu. Ve alt doğu yakası sokak çetesini özellikle fotoğraflamış ve çektiği bu fotoğrafları da Öteki Yarı Nasıl Yaşar isimli kitabında yayınlamış. En büyük amacı orta ve üst sınıfta empatik bir etki yaratmak, fakir kesimin barınma, yaşam kalitesi ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek için kampanyalar düzenlemesini sağlamakmış ve bunu da başarmış. Hatta o dönem New York'ta politikacı olan ve gelecekte de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Theodore Roosevelt Riis'e bir mektup yazmış ve kitabını okudum ve yardıma geldim yazmış bu mektubunda. Riis'in çalışması fakir kesimin durumunu iyileştiren 1901'de çıkartılan kiralık ev yasasının önemli ilham kaynaklarından da biri olmuş. Doğrudan yüzleşmeci üslubu belgesel fotoğrafçılığın bugünkü belgesel anlayışının altyapısını oluşturmuş. Fotoğraf belgesel bir fotoğraf ilk örneklerinden bir tanesi belirttiğimiz gibi bu fotoğrafı hani şöyle teknik açıdan okuyacak olursak bir ters ışık durumu söz konusu aslında çamaşırların üst kısmından gelen. Yine fotoğrafta sağlı sollu yerleşen insanlar bir hani kalabalık hissiyatı oluşturuyor. Aynı şekilde yukarıdaki çamaşırlarda hani bize oradaki yaşamı birazcık yaşatıyor. Benim ilk etapta söyleyeceklerim bunlar. Sevgili Berkant'a bırakıyorum sözü. Pekala. Şimdi bu fotoğrafı gördüğümde hemen zaten aklıma bunun bir New York fotoğrafı olabileceğini düşündüm. Ama fotoğrafı görmeden önce New York'tan önce başka bir şehir daha da geldi aklıma. Daha doğrusu bir şehir demiyorum ama bir bölge geldi aklıma, bir ülke geldi. O da İrlanda oldu. Özellikle sağ tarafta siyah takım elbiseli, şapkalı ve hemen bir yanında da muhtemelen bir sopa, beyzbol sopasıdır belki bilmiyorum ama bir sopa olan figürü görünce aklıma James Joyce'un Dublin'ler romanı geldi ve İrlanda geldi. Çünkü İrlanda'da bu tarihlerde Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazanmaya çalışıyor ve bir takım iç karışıklıklar zaten oldum bittim İrlanda'da olmuştur İngiltere ile aralarında. Bana James Joyce'un bir Dublin'ler romanını anımsattı. Dublin'ler romanını da tarihine şöyle bir baktım. 1914'e tekabül ediyor yanlış hatırlamıyorsam. 1912-1914 gibi. Ve uzun bir süre 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Amerika'ya bir göç dalgası başlıyor. Çünkü artık sanayi kapitalizmi Avrupa'da biraz doygunluğa erişiyor. Londra çok devasa büyüyor. Paris büyüyor, başka şehirler büyüyor. Ve artık şehirlere göç edenler orada iş bulamıyor, yaşam imkanları bulamıyor. Ya da bir takım
farklı sebeplerle, dini sebeplerle, dinen dışlanmışlıklar yüzünden, sosyolojik başka sebeplerle dışlanmışlıklarla daha da batıya, daha da yeni topraklara, daha da vaat edilmiş olan kendilerini yeniden hayat kurabilecekleri topraklara Amerika'ya göç etmeye başlıyorlar. Ve bu fotoğraf işte o göç eden insanların da orada da yaşadığı yeniden hayat kurmanın sorunlarıymış gibi geldi bana. Hani ilk etapta bunu düşünüyorum. Ve bunun uzantısı olarak tabii oldukça kötü koşullarda, zorlayıcı koşullarda yaşıyorlar. Mesela şu bahsettiğin kiralık ev yasası. Şöyle bir inceledim. Yasa gerçekten çok hazin. Yani 2021'den bakınca o tarihte insanlar kim bilir ne kadar sevmişlerdi ama 20 kişi ve üstünde kalan her 20 kişiye bir su kaynağı olacak şekilde banyolar tasarlanacak şekilde evlerin inşa edilmesi kararı çıkmış. Her 20 kişiye bir çok komik bir sayı oluyor. Şu anki hijyen anlayışımızı düşünürsek, temizlik anlayışımızı düşünürsek, ben tek başına yaşayan bir insanım ve evimde mutfakta var, banyoda var, tuvalette var. 3 farklı su kaynağıyla yaşıyorum ben hayatımı. Bu gerçeği düşünmek çok çarpıcı oldu benim açımdan ve bu zorluğun içerisinde bu insanlar yaşıyorlar ve sıfırdan bir hayat kurmaya çalışıyorlar ya da çok daha düşük şartlarda sıfırdan değilse de sıfırın bir iki tık üstündeler öyle. Aman aman bir gelirleri olmadıkları belli. Jacob Riis de zaten bunun için bu fotoğrafı çekiyor. İşin böyle bir sosyolojik yönü olduğunu düşünüyorum ve bir Amerika'daki yepyeni bir gerçeğin, yepyeni bir yaşamın belgesiymiş gibi geliyor bana. Fotoğrafla ilgili söyleyebileceğim ilk etapta bunlar var. Tabii biraz daha eşeledikçe daha farklı şeyler çıkacaktır. Vallahi ben de şimdi ilk etapta baktığım zaman şey dikkatimi çekti. Çok müthiş bir ışık kullanımı var. Yani o benim ilk o dikkatimi çekti. Bir de şeyi düşündüm. Acaba bu Amerikan film noir üzerinde etkisi olmuş mudur diye düşündüm. Çünkü onu bilinçli yapıp yapmadığını tabii bilmiyoruz ama bak öndeki figürlerin yüzleri karanlık doğal olarak. Mesela şeydeki kadının yüzü çok aydınlık. Yani biraz Amerikan film noir'ını andıran şeyler de andırıyor zaten mesela. Duruşlar, kıyafetler de andırıyor. İlk aklıma o geldi. Şimdi buna acaba şey diyebilir miyiz bir de yani? İlk politik fotoğraflardan olabilir yani. Çünkü Berkant hocamın da dediği gibi çok okuma yapılabilir. İşte mesela bunlar büyük ihtimalle İrlandalı gibi. Yani İrlandalı olmasalar bile göçmen yani bunlar. Göçmenler New York'un arka mahallelerine yerleşiyor. Yani bir kere bir göç. Avrupa'dan Amerika'ya göç olarak onu uzun uzun bir okuyabilirsin. Bir de Amerika'nın bugün dünyanın işte en büyük gücü diyoruz. Oraya nereden gelindiğini de. Yani belki şimdi ben tam aslında ona bakıyordum Google'dan. Yetişmedi. Bu Mulberry Street şu an nereye tekabül ediyor? Belki de şu an zengin mahallesi burası. Ona bakamadım. Şimdi bakıyordum. Yani o da enteresan. Yani tarla başı gibi çünkü düşün. Ya bugün belki burada Starbucks var. Bilmiyorum onu. Ve tabii bir şey var. Hayat mücadelesi ve ne geliyor aklına hemen? İşte neyin göstergesi? Bireycilik. Yani herkes kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor ve dikkat edersen figürler ayrı ayrı yerleşmiş. Tabii onları fotoğrafçı mı öyle yerleştirdi bilmiyoruz ama yani o Amerika'nın bireyci, ferdi teşebbüsü tam şey yapan yani öne çıkartan yılları. Çünkü Amerika'ya herkes zengin olma hayaliyle gidiyor İrlanda'dan. Yani dolayısıyla mesela çocukların duruşları mesela şey değil, fakir duruşu değil bak dikkat edersen. Yani hepsinin böyle bir gayet şey duruyorlar yani umutlu ve hani ben buraya geldim ve başaracağım duruşu var. Böyle bir miskinlik yok. Fotoğrafın genelinde bir dinamizm var gibi geldi bana. Yani başka ne diyebilirim? Ya bir de bu tarz fotoğrafları ben tabii şeye benzetiyorum biraz. Mağara resimlerine benzetiyorum. Yani gerçekliğin bir zapt edilmesi var belge fotoğrafında. Yani nasıl ki mağara dönemi insanı korktuğu bir şeyi zapt etti. Yani imgenin zapt edilmesi gerçeklikle başa çıkma yolu. Yani bu da aslında dedin ya devlet başkanı bu fotoğrafı görmüş. Ama bir kere zapt edildiği zaman artık o gerçek olmaktan çıkıyor zaten. Ve belki bu toplumun korkulan bir kesimiydi bu insanlar ama yani ne oluyor? O korku başka politik bir işleve dönüşüyor. Belki bu fotoğraf olmasa bile bu benzeri fotoğraflar işte dergilere, gazetelere çıkıyor. Bu çekildiği bağlamdan hiç alakası olmayan kişilerin belki ellerinde dolaşıyor değil mi?
Adam mesela belki bir Amerikan banliyösünde kahve içerek bakıyor belki de bu fotoğrafa diye bitireyim. Evet, ben bir ekleme yapmak istiyorum. Burada hani aslında belgeselin öncülerinden olması da önemli. Neden hani önemli? Çünkü belgeselin bazı hedefleri var. Yani hedefi olmayan bir belgesel fotoğraf olmaz bana göre. Yani Reese bu fotoğrafları çekerken bir proje, bir plan doğrultusunda çekiyor. Yani o dönemde orta ve üst kesimdeki insanlarda bir empati yaratmak ve bu soruna dikkat çekmek amacı taşıyor. Yani belgesel fotoğraf, özellikle toplumsal belgeciliğin zaten bu kapsamda ilerlemesi gerekiyor. Bazen günümüz fotoğrafı ya da işte günümüz Türk fotoğrafında çok fazla görülen bir şey. Belgesel biraz işin amacından çıkıyor ve hani tekil olarak estetik bir şeyler anlatma noktasına gidiyor. Ama tabii o zaman da bir belge niteliği çok zayıflıyor fotoğrafın. Bu fotoğrafları yani değerli kılan şeylerin başında bir kitaplaştırılması ve bunların da belirli bir amaca hizmet edilmek için kullanılması geliyor bence. Ve zaten birçok kampanya başlatılıyor. Bu fotoğrafların kitaplaştırılıp topluma sunulmasından sonra bu da hani toplumsal belgecilik konusunda çalışanlar için bence bir örnek olması gerekiyor. Anıl'ın yetiştiremediği yeri ben yetiştirdim. Küçük İtalya diye geçiyormuş burası. İrlanda değil. İtalyan diasporasının yerleştiği yer olarak biliniyor. Mulberry Street, ama tabii o dönemde belki çok daha kozmopolit bir yapısı vardı. Onu bilmiyoruz ama şu anda İtalyan göçmenlerin veya onların artık torunlarının yaşadığı aşağı menatında muhtemelen yine çok gariban bir yer değil. O anki durumla şu anı karşılaştırırsak Soho'da yerleşim yeri. Ben şimdi buranın tekinsiz bir yer olduğunu şundan, yani fotoğrafın biraz arka planındaki, yani öndeki sopalı adamlar da tamam tekinsiz de arkadaki görüntüler de böyle sanki uçuşan hayaletler gibi çamaşırlar. Yani o ters ışıkta öyle güzel bir doku yakalamış ki orada sanki havada uçan hayaletler gibi. Yani burası tekinsiz bir yer kardeşim. Burada dikkatli ol. İmajı veriyor fotoğraf. Ve bakışlar sanki bir burada aşina birisine verilen poz gibi geldi bana. Ha, bu tabii belgeselliğini asla küçültmez ama çok böyle gel geç fotoğrafı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kendi tecrübelerimden o hisse kapıldım. Tabii bunu tam olarak hiçbirimiz bilemeyiz. Bunun dışında tabii belgesel çekiyoruz biz de şimdi. Belgesel çektiğimizi düşünüyoruz ama işte bu çektiğimiz belgeseller, hani faydacılığa getireceğim buradan biraz sözü. Kime ne derece yarıyor? Yani burada Reis'in yaptığı iş işte en azından Berkant hocamın dediği hani çok komik şartlarla bir kiracı sözleşmesine en azından neden olmuş ama o belki o zaman için çok değerli bir şeydi. Bunun değerini biz şimdi her şeye ulaşan şımarık bir nesil olduğumuz için, istediğimiz an her şeye ulaşabilecek durumda olduğumuz için kavrayamıyor da olabiliriz. Yani o 20 kişi için su belki 100 kişiye bir su olanağı vardı orada. 20 kişiye bir su kaynağı çok çok değerli bir şey de olabilir. Yani şu andaki yaşantımızla o anki bunun değerini çok net birebir ölçebildiğimizi düşünmüyorum. Çok önemli tabii. Şimdi biz belgesel çekiyoruz. İşte böyle bir şey yapabiliyor muyuz? Bunlardan kendimizi sorgulamamız gerekiyor bence. Bu fotoğrafa bakınca beni en çok etkileyen kısmı bu oldu. Yani Amerika'nın ileriki dönemde başkan olacak bir kişiyi etkileyip onun belki alacağı kararlarda etkili olmuş bir fotoğraf olduğunu anladım ben sizin anlattıklarınızdan ve okumalarınızdan. Bu bence çok değerli. Yani çok çok ileri düzey savaş fotoğrafçılığının şu anda belki yapabildiği şeyler bunlar. Yani gidip belli bir yeri çekip oradaki vahşeti, yaşananları tüm dünyaya duyurmak ve belki bunun sonucunda işte Birleşmiş Milletleri veya ona benzer kurumları harekete geçirmeye varan bir durum yaratmak. Ama biz kendisi belki hiç böyle bir zorunluluğu da yoktu. Normal işini yapıp da evine de gidebilirdi ama bununla ilgili çaba da harcamış. Gerekli yerlere ulaştırmaya da çalışmış. Bu bence çok değerli ve belgesel çekiyorum diyen kişilerin bunu defalarca tekrar tekrar düşünmesi gerektiğini anladım ben bu fotoğrafı gördükten sonra. Niçin belgesel çekiyorsun? Yani ne oluyor o zaman? İşte Balat'ta çocuk olmak veya işte tarla başında çocuk olmak diye çekip sadece kendin like almak için mi bunu yapıyorsun? O Balat'taki tarla başındaki çocuğun hayatına bir dokunuş getirebiliyor musun? Reese bence bunu başarmış. Çok önemli bir şey. O yüzden çok takdirle karşıladım bu fotoğrafı. Yani bu yönünü çok çok iyi bilmiyordum açıkçası. Fotoğrafçıyı ve başka fotoğraflarını da bilmeme rağmen bu yönünü bilmiyordum. O açıdan bir aydınlanma da yaşadım ben bugün. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Ali abi. Evet, yani burada bir nokta daha yine önemli. Sadece fotoğrafı hani çekmek ve seri oluşturmanın haricinde ulaştıracağınız kitleyi de iyi seçip, iyi belirleyip onlara ulaştırmanız gerekiyor. Yani bu fotoğrafları çektikten sonra bu konuda yani bir güce, bir imkana sahip olan ya da bu konuda duyarsız olan insanları daha duyarlı hale getirmek ve bir şeyleri harekete geçirmek yine amaç yani. Çekmek kadar, seri oluşturmak kadar seçip göstermek de belgesel fotoğrafın en önemli adımlarından bir tanesi. Reis burada da bu konuda başarılı olmuş ki gelecekteki Amerikan Başkanı Theodore Roosevelt, hani Amerika'nın efsane başkanlarından bir tanesi, ona kadar ulaştırabilmiş. Birazcık açıkçası işin ustalığı da belki de buradan doğuyor. Bu video serisinde ilk konuştuğumuz fotoğrafta bir şehir fotoğrafıydı. Ancak o şehir fotoğrafı tümüyle deneyseldi. Burada bir bilinçlik durumu da söz konusu Ali abinin dediği gibi. Yani elinde muhtemelen o yani bir, belki de bir metre yüksekliğinde bir tripodla gitti. Kocaman bir kamerasıyla gitti Jacob Riis ve bu fotoğrafı çekti. Ve demek ki bir bilinçli bir fotoğraf yapıyor ve bilinçli bir sosyal sınıfın fotoğrafını çekiyor. Bir şehrin bir mekanının fotoğrafını çekiyor ve bunu bilinçli bir şekilde yapıyor. İlk şehircilik fotoğrafı mıdır bilmiyorum ama işin içerisinde bilinç faktörü olması zaman ve mekan algısının giderek fotoğrafçılar tarafından hızlıca kabul gördüğü yani zaman ve mekan algısının fotoğrafçıların hemen onu benimseyip farklı zamanda farklı fotoğraf, farklı mekanda farklı fotoğraf şeklinde bir algıya kavuşmalarına sebebiyet vermiş olabilir. Mesela az önce daha başka videolarda at konuşmuştuk. Orada bir doğa fotoğrafçılığı olabilir dedik ama burada bir şehircilik fotoğrafçılığı olabilir. Bir mimari fotoğrafçılığına da tetiklemiş olabilir. Zamana ve mekana göre fotoğrafın yönü değişiyor. Burada belge fotoğrafçılığı ya da belgesel fotoğrafçılığı artık hangi terim doğru bilmiyorum ama oraya gitmesi bana çok enteresan geldi. Ve Ali abinin dediği burası mesela bir İtalyan mahallesiymiş. Hani bugünkü hali muhtemelen bu fotoğraftan sonra bir mutenalaştırma derler ya, Türkçe'de mutenalaştırma, şehrin sosyoekonomik olarak altta kalan bölümlerinin geliştirilmesi için ve hatta bir süre sonra o kadar geliştirilir ki o geliştirilen bölgeler o insanların elinin altından kayar gider artık, daha başka sosyal grupların eline geçmeye başlar. Gentrifikasyon da deniyor ya İngilizce'de. Onu da düşünmek lazım. Mesela bu Melbourne Street bir gentrifikasyona, bir mutenalaştırmaya tabi kılındı mı? Ve kılındıysa da sonuçları ne oldu? Bugün bir mesela 1888, bir 1988'deki Mulberry Street'i görmek isterdik bir de. O zaman bunu da iyi bir şekilde kıyaslayabilirdik neyin ne olduğunu. Bu da önemli bir nokta. Yani bu fotoğrafı etkili kılan şey ilk toplumsal belgesel fotoğraflardan biri olmasının yanı sıra onun kurallarını da bir derece ortaya koyması. O bakımdan bizler için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu fotoğrafı da bu şekilde dördümüz yorumladık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.